Ersin ailesine düşkün, aile ortamını seven bir eş oldu, her zaman baba oldu. Tabii bu karakteri ama aynı zamanda tahmin ediyorum ki annesini çok küçük yaşta kaybetmiş olmanın verdiği bir aile özlemi oldu kendisinde hep. Çünkü hep genelde yatılı okulda okumuş. Çok küçük yaşta annesini kaybetmenin verdiği bir böyle bir aile ortamı, muhabbet hasreti olmuş hep kendisinde. Dolayısıyla çocuklarına, ailesine düşkün bir eş. Beni hep özgür bıraktı. Bazen ondan farklı düşündüğüm olur ama hiç beni zorlamadı onun gibi düşünmek için. Aynı şekilde kardeşimi de. Bu tür şeyler kendi ayakları üstünde duran kadınlar olabilmemiz için çok önemliymiş. Yaş büyüdükçe anladım. Ve kendi düşünceleri olan bireyler olduk. Kendi ailece dördümüzde bazen farklı düşünüyoruz. Fakat özgürce ifade edebiliyoruz bunu birbirimize. Hep aklında Kıbrıs vardı. Yani bir bakıma biz Ersin'i, ben eş olarak, çocuklarım da baba olarak her zaman Kıbrıs'la önceleri paylaştık. Ama daha sonra bunu bir paylaşma olarak kabul etmedik. Doğal oldu bizim için. Yani bizim aile hayatımızın her zaman bir parçası, bir yerinde Kıbrıs vardı. Kıbrıs'a olan aşkını ben küçücük yaşımdan beri gözlemliyorum. Hatta biz İstanbul'da yaşıyorduk. Orada ufak bir oda vardı. Babam genelde orada vakit geçirirdi. Biz kardeşimle odaya Kıbrıs adını takmıştık. Çünkü biz İstanbul'da olsak da babam hep Kıbrıs'ı düşünürdü.